Beni paylaşan sayfalara hiçbir şekilde lafım yok. Ben kimseye zaten bu muhabbeti 30 kere anlattım. Kimseye para vermedim beni paylaşsın diye. Kimse de diyemez ki Ela bana beni paylaş diye yalvardı. Hiçbir sayfa diyemez, hiç kimse diyemez. Çocuk YouTube videosunda öyle bir anlatmış ki Ela beni paylaş diye yalvardı falan filan. Abi sen ne tür bir psikopatsın? Gerçekten soruyorum sana. Daha ortada dava bile yok. Bak bugün gideceğim daha görüşmeye. Bugün avukatlarla konuşacağım. Çocukla davalık olmamızın sebebini size söylüyorum. Benim fotoğraflarımı paylaşıp, benim normal Instagram'daki fotoğraflarımı paylaşıp bu kızın ifşası çıktı diye beni tamamıyla ses mi geliyor? Benim fotoğrafımı paylaşıp ifşa olarak paylaşıyorsun, tamam mı? Hani bu yüzden ben dava edeceğim. Daha dava yok ortada. Abi gerçekten psikolojisi bozulmuş. Hani aynen makam haklısın. Yani şöyle diyeyim size. Kanser amık çocuğu sayfasını bilmiyorum bile. Ben Veletap'ta paylaşım yapıldığını gördüm. O hesapta konuştuk. Abi gerçekten sizin benim yani ifşam olarak paylaşılıyor ve ben şey dedim çocuğa. Çocuk abla diyor, abla özür dilerim diyor. Tamam mı? Özür diliyor benden. Hepsinin sesi duruyor. Çocuk abla özür dilerim dedim. Senin ablanla seni de sikerim şimdi dedim. Hani çünkü adınız karalanmaya çalışıyor. Siz bir yolda ilerlemeye çalışıyorsunuz. Adınız karalanmaya çalışıyor. Gerçekten sakin kalmam mı gerekiyordu bu durumda? Ortada namus denen bir şey var. Yani ben de sinirlendim ve benim iki teyzem de avukat. İkisiyle de konuştum. Yarın avukatlık bürosuna gidip daha yeni dava edeceğiz yani. Çocuk diyor ki mahkeme bana mail attı. Mahkeme bana SMS attı. Ben zaten 17 yaşındayım, bana bir şey olmaz. Ya kardeşim sen zaten hapise girmeyeceksin yani. Küçüksün çünkü. Belli küçüksün. Benim kardeşim senden küçük, böyle hareketler yapmıyor. Gerçekten seni yetiştiren ailenin ne durumda olduğunu tahmin bile etmek istemiyorum ya. Sen gerçekten çok kötü kalpli bir insansın. Yok ağlamıyorum abi, ben şu an normal bir şekilde konuşuyorum. Bunu diyenler kaç yaşında, ağlama ne abi? Siz bir insanı karşına alıp adam akıllı konuşamıyor musunuz? Şu an bu konuşmamı algılayamıyor musunuz? Bence gayet algılayan insanlar var ama şu an boş yapma ağlama diyenler biraz boş yapıyor sanki. Ben kızgın değilim. Gayet normal bir şekilde konuşuyorum şu anda. Bilmiyorum. Ben videoyu izlemedim. Bana gelen şeyleri söylüyorum. Ben video linkini buldum. Kardeşim anlattı. Kardeşim izlemiş. Beni dava etti. Ben sırf tatlı mı cringe mi yazdım diye beni dava etti demiş. Ya ben o yüzden dava etsem, tamam mı? Şu an bir sürü sayfa dava edilirdi. Ya ben senin neden beni paylaştığın için dava edeyim ki? Bir sürü sayfa paylaştı. Ya cringe'in dibiler, aynen öyle. Yani çocuk gerçekten psikolojisi bozulmuş. Ortada bir davalık muhabbet yok şu an, yok yani. Çocuk diyor ki beni dava ettiler, mail attı, SMS attı, bana küfür etti, ben de küfürden hakaretten açacağım. Aç kardeşim, aç hakkın, aç yani. Ben sana küfür ettim, aç hadi. Yani ben gerçekten benim burada şeyim söz konusu. Benim geleceğim söz konusu. Adam benim fotoğrafı paylaşıp ifşa yazıyor yani. Ve abi nasıl yapıyorlar biliyor musunuz? Mesela bir sayfa benim fotoğrafımı paylaşıyor. Arkadaşlar bunun ifşası çıktı. İşte bu yüzden şu sayfayı takip edin. Hesapta gizli takipçi kasıyorlar. Sen nasıl bir mantıksın abi? Madem bu kadar iğrenç bir şekilde reklam yapacaksın, git pezevenk ol, anladın mı? Git pezevenk ol yani. Çok garip ya. Gerçekten insanlar çok garip. İnsanlar böyle birbirlerinin açığını kapatmak yerine, birbirlerinin kusurunu kapatmak yerine daha da çok açıyorlar. Yani aramızdaki bir insan bunu yaptığı için diğerlerine suç binmenin hiçbir anlamı yok. Ve şu an Twitch'te hiçbir kız yayıncıya bunu yapıldığını görmedim ben dışında. Sadece bana oynanıyor çünkü ben şu an
göz önündeyim. O yüzden böyle oluyor ve ben şaşırıyorum buna. Gerçekten yıkıklık abi. Hani bir sorgularsın, anladın mı? Ben gerçekten burada bir kızın hayatıyla oynuyorum diye bir sorgularsın. Zaten bana gelen DM'lerde ben fark ettim. Bana gelen DM'lerde hani sen haklısın gerçekten. Bir de şey diyen var. Adam seni boostladı, seni paylaştı. İşte sen onu dava ediyorsun. Ya kardeşim, adam videosunda ifşasını paylaştım diye bir şey bile dememiş. İfşasını paylaştığımı söyledim diye bir şey bile dememiş. Demiş ki tatlı mı cringe mi dediğim için beni dava ediyor. Ya ben böyle bir salaklık yapar mıyım bir kere? Bunu gerçekten yapar mıyım? Biraderim için, biraderim. Ve demiş ki Eloa beni paylaş diye yalvardı. Ya sen kimsin abi? Sanki 3 milyonluk sayfasın. Allah aşkına kaç takipçim var? Beni engellemiş demiş. Tamam, ben bakıyorum çocuğun sayfasını göremiyorum. O beni engellemiş. Hani böyle saçma bir şey olamaz. Abi gerçekten olmayan ifşa aynen. Hani madem bir sayfa reklamı yapmak istiyorsun, yükselmek istiyorsun, git para ver abi bir tane. Ünlü birine para ver, yapsın abi reklamını ya da V alıp post paylaştır. Ya bu yani benim hiçbir şekilde sayfa reklamı yaptığımı görmemişsinizdir. CSGO Tube dışında o da benim Ata en yakın arkadaşımın sayfası. Hani adam geliyor diyor ki Elo bizi parayla ya siktir git amına koyayım. Sayfa adını söyledin de söylememeye karar verdim. Boşa pirim yani. Noes link atmış. Link paylaşmasa sevinirim. Yorumunu almak için istiyorum. Tam bir muhabbet dönüyor abi. Açarım sonra. Çok teşekkür ederim başın için. Ve adam bana diyor ki takipçim düştü diyor. Takipçim düştü bunu falan. E kardeşim yapma o zaman. Gerçekten sıkıntılı bir insan ya. Bu normal değil yani. Normal değil. Gerçekten normal değil. Hani daha ortada dava yok diyor ki ben dava edildim. Videoyu kaldırmış. Videoyu kaldırmış yani. Kaldırırsın tabii ya. Sen suçlusun burada. Yani insanlar böyle bilip bilmeden konuşuyor ya hiçbir şeyden. Hani hiçbir yorumu yok. Sadece onu görüyor. İşte yorum yapmak için yorum yapanlar var. Diyor ki o seni boostladı, sen 16 yaşındaki çocuğu dava mı edeceksin? Ederim abi, ederim yani. Kaç yaşına gelmiş? Allah Allah. Biraderim için, biraderim. Akıllı olsun. Özür dilerim soruyorum. Yok onun ifşası yok. Bunun ifşası çıktı diye paylaşan sayfalar hepiniz orospu çocuğusunuz. Abi öyleler gerçekten. Bak çıksa bile kimsenin bunu paylaşmaması gerekiyor. Herkesin bir olup bunu ortadan kaldırması gerekiyor. Tamam mı? Çıksa bile. Ama olmayan bir şey konuşmak o kadar kötü ki yani siz bir insanın hakkına giriyorsunuz burada. Ben de videoyu evet keşke alsaydım yani onu düşündüm. Ama illaki yani şey bir de full abi son paylaştığım fotoğrafta full altına dava mı ettin dava mı sen ne kadar. Ya işte kimse bilmiyor ki kimse bilmiyor. Adamın sayfasına giriyor adam beni paylaşıyor işte onu bunu yapıyor. Böyle saçma sapan şeyler yani. Sizce beni kim dava etti? Laylo mu, Eleanor mu? Anan. O kadar bir de prim kasıp video atmış ya. Sen nasıl bir gerizekalısın? Ortada hiçbir şey yok abi. Ortada hiçbir şey yok. Gerizekalı gerçekten psikolojin bozulmuş senin ya. Harbi diyorum senin psikolojin bozuk yani. Gerçekten git bir psikoloğa falan gözük. Hani burada bir kere sapıklık yapıyorsun. İkincisi beni dava ettiler. 17 Temmuz'da davam var deyip şey yapıyorsun. Sonra diyorsun ki ben zaten 17 yaşındayım. Ben kaysa bana bir şey olmaz. Yani sana olmayacak zaten. Ailene olacak. Senin siciline işlenecek her şey. O sicilinde her şey olacak senin. Sen bunu paylaşıyorsan bunu göze alacaksın ya. Ya bu kadar mı kötü niyetlisiniz gerçekten? Bu insanlara söylüyorum. Güzel Twitch ablamızdan dava yiyerek güne başladım. Böyle saçma sapan bir de XT paylaşıyor. Abi gerçekten taşak geçtiğini düşünüyor ama kapına kağıt geldiğinde böyle olmayacak. Sayfan kapatılacak. Kapatılacak yani senin sayfaların kapatılacak. Mahkeme kapatmasa ben kapattıracağım yani senin sayfanı.
Yani yarın avukatla görüşülecek bakalım. Özür dileriz beyler. Aynen senin o nikin oysa gördüm senin sayfını ben. Yani adamı al tamam mı? Ölesiye öldür döv amına koyayım. Böyle bir insan. Yarın avukatla görüşülecek. Şu an ne olacağını daha hiçbir fikrim yok. Hiçbir şekilde story atmadım, paylaşmadım. Çünkü çocuk prim kasacak yani. Bu olaylar yaşandığı zaman ben o zaman story paylaşacağım. Şimdi bu yayını izledikten sonra evet öyle diyecek zaten. Yani. Biraderim için, biraderim. Selam dört tarafı, senin çetin olarak ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Böyle mal insanları takma bile, böyle inanç için sana üstüler gelsin. Ama kalkmazsa sabah kadar izlerim. Çok teşekkür ederim, zaten sabah oldu. Çok sağ ol gerçekten. Yani insanların bilip bilmeden konuşması kötü bir şey. Yani biz kötülüğü kapatmak yerine kötülük arıyoruz hala. Yani kötü bir dünya gerçekten.